Murat Usta'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bir adet Fiat Punto Evo aracımız var. 2010 model. Kilometresini paylaşayım sizlerle. Aracımıza ön takım yapacağız. Şöyle 106.296 arkadaşlar. Şimdi aracımızın salıncağını söktük. Sol salıncak. 2 adet askrotumuz değişecek ve 1 adet de şanzıman takozumuz değişecek. Şu şanzıman takozundaki boşluğu sizlerle paylaşayım. Evet, ekrandan da net bir şekilde görmüş olduğunuz gibi şanzıman takozumuz kopmuş. Çok ufak bir payı tutuyor şurada. Maalesef parça fiyatları arttı ve kaliteler düştü arkadaşlar. Boşluk bu şekilde, herhangi bir kopukluk yok. Şanzıman takozunuz koptuğu zaman arkadaşlar, kalkışlarda tak tuk diye ayağınızı gazdan bıraktığınızda vuruntu yapar aracınıza. Bir adet salıncağı, 2 adet askrotu ve bir şanzıman takozunu değiştiriyor. Kaç lira ödedik sanayide? 750 lira. 750 lira yan sanayileri tutuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aracımızı kaldıralım Yunus Bey. V kayışımızı da paylaşalım sizlerle arkadaşlar. Bu aracın şarj dinamosunda sıkıntı vardı. Arkadaşımız 2-3 defa şarjını tamir ettirmişti. Doğru değil mi Yunus? Evet. Aşağı yukarı biz yapalı ne kadar oldu? 2 yıl. 2 yıldır açıldı mı tekrar? Yok. Açılmadı. Ortalama kaç ayda bir açtırıyordun şarj dinamonu? 4-5 ay. Yani 5 ay 6 ay gibi. Ben de öyle hatırlıyorum. Ön takımını toplayacağım arkadaşlar. Topladıktan sonra V kayışındaki çatlakları paylaşacağım sizlerle. Şu an tam kanalda. Şu civata oradaki kanalı tutuyor. Bak evet. Gel salıncağın üzerinden gösterelim. Eski salıncak. Şuradaki kanalı görüyor değil mi? Evet. Taşıyıcıya taktığımız zaman yani mantık bu şekilde. Bunu ne yukarı ne aşağı çakacağız. Ayarımız tam orada salıncakta. Bak zaten fazla şey yapmadan gördün mü? Elle dahi geçti. Yani tam kanalını karşılattığımızda salıncağımızı daha rahat takarız. Alt rotülümüzü taktık yerine eski araçlarda arkadaşlar şuradan. Bunlar puntalı olmuyordu normalde, bak puntalı. Herhangi bir civata yeri yok. Şu yukarısı punta, aşağıyı da göster. Alt kısmını, burayı salıncağım. Burası da punta. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Eski araçlarda sadece alt rotil değişiyordu. Maalesef yeni araçlarda bu şekilde oldu. Hem kalite düştü, hem fiyatlar arttı. Hem de direkt kullan at. Çöp. Bu şekle gidiyoruz yani. Salıncağımızı taktık. Askrotunu yerine takalım. Askrotunda markayı belirtemeyeceğim ama arkadaşlar canımızı yakan bir markamız maalesef ki var. Piyasada hala ürünü satılıyor. Yani taktıktan yarım saat sonra tekrardan şuradan kopanlarını gördüm. Yunus. Hı. Takıyorsun. Şimdi bu parçayı buraya takıyorsun ya, evet. Bunun içerisi misket. Yani bunu buraya takıyorsun abi. Evet. Civata falan hala üzerinde, şu şuradan yuvadan ayrılmış yani, anladın mı? Ha. Buna iki parça, normalde içerisinde çocukken oynadığımız misketler var ya. Evet. O misketi düşün. Bu buradan ayrılıyor, burada kalıyor. Yarım saat sürmedi yani, takıp da o şekilde başımıza gelenler oluyor. Kalitelerin düşmesi hakkında sen ne diyorsun? Var mı bir düşüncen? Söyleyeceğin şeyler var mı burada? Fiyatlar artıyor, kalite düşüyor. Para kazanmanın farklı yolları işte. Değil mi? Tabii. Maksat para kazanmak sadece. İnsanların işi olmuş olmamış, mağdur olmuş hiçbir önemi yok maalesef. Aynen öyle.
tam sıkmayacağız bunu. Üzerinde ayarlayıp o şekilde sıkacağız. (gülüyor) 18-19 açık ağız. Buralar kilit yerleri. Yani somun gevşemesin diye. Şöyle ufaktan içeri doğru vuruyoruz. Yer değişelim. Kayışı şu aradan aldık. Şimdi kayış ne hale gelmiş onu paylaşacağız. Şöyle. Gel bakalım. Işıksız çekiyor mu? Çekiyor. Evet, çatlakları net görüyor değil mi? Aynen öyle. O kadar çatlamış sanki fabrika yapmış gibi. Evet arkadaşlar, kayışımız bu. Ölçümüz neymiş? Ölçümüz yazmıyor eski olduğundan dolayı. Hiçbir yazı ibaresi kalmamış. Sen görebiliyor musun? Yok. Yok. Mecburen numuneyle alacağız. Yeni bey kayışımızı paylaşalım Yunus. 6 PK 1150. Gergi bilyamız sağlamdı. Değiştirmeye gerek kalmadı. Eski kayışımızı zaten paylaşmıştık herhalde. Çatır çatır çatlamış.